Serdar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Nasılsın diye sorun bilmiyorum. Nasıl? Şu an daha yeni yeni geliyor abi, iyiyim. Kendine geldin mi? Kendime geldim. Nasıl Pogo Sali yenmek nasıl bir his? Ben bile heyecanlandım bak şimdi. Abi aynı sahada bulunmak aynı bir his, ayrı bir his. Yenmek bambaşka bir his. Maç sonu gittim, sarıldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece sarıldım oradan ayrıldım hani. Nasıl karşıladı? Ya of. O da hırslıydı bayağı. Çok hırslıydı abi. Kariyerinde bir tek EuroLeague şampiyonluğu yok. Hani öyle düşün. Bir tek EuroLeague şampiyonluk. Her şeyi kazanmış. Bir blok yaptı. Ya bir blok yaptı ama. Böyle bir heyecanla falan çok abi, istiyordu yani. O blok yaptı. Ben de onun üstüne smaç vurmak istiyordum. Maçtan sonra bana soruyorlar. Yani neden smaca kalktın? Neden kalkmayayım ki? Yani düşünsene yani, o smacı yapabiliyorsan Pau Gasol'un üstüne smaç vurmuş olacağım. Değil mi? Yani çünkü ben 20'li yaşlarda Pau Gasol'u izledim NBA'de. Yani nasıl oynuyor, neler yapıyor. Hayal etmiş miydin bunu hiç? Yani daha ya, eski dönemlerden bahsediyorum. Ya tabii ki hayali var ama... Ama bir hayal var. Bir hayal var. İşte yani benim mesela Şampiyonlar Ligi'ni kazanmam gibi bir hayalim var. Hala kuruyorum, merak etme. Bir de gerçekleşebilecek hayaller var. Abi gerçekleşebileceğini hiç düşünmemiştim. Cidden hiç düşünmemiştim ama gerçekleştiği için final öncesi basın toplantısında sordular bana. 10 sene önce böyle bir şey söylense ne denir diye. Ya çok güzel bir hayal olur dedim. Şu anda o hayali yaşadığım için ve en iyi şekilde yaşadığım için. Sonu şampiyonlukla bitti. Çok mutluyum. Finalde ilk 8 sayı senden geldi değil mi? O denk geldi. Denk mi geldi? Denk geldi. Plan mı oydu yoksa? Ya plan başka bir şeydi. Yani plan normal bizim standart basketbolumuzdu. Yani çünkü ekstra bir şey düşünmedik. Ama o finalin ilk 8 sayısının benden gelmesi hem benim için çok özel bir şey oldu. Ama yani sürpriz bir durum değil bu çünkü. Değil. Yarı finalde de ikinci en skorersin değil mi? Hı-hı. Takımdaki. Ya yani çok sürpriz bir durum değil. Biz aslında çok ekstra bir şey oynamadık. Yani öyle söyleyebilirim. Cidden belki mütevazı olacak ama yani... Daha iyi oyunlarınız var tabii. Çok daha iyi oyunlarımız var. Belki finalin gerginliği dersin, belki ne bileyim, atmosferdeki heyecan dersin. Ama Real Madrid serisinde sanki o yani maçı bitirememe, zor bitirme sıkıntısı biraz başka göstermiş. Oldu. Ben aslında şeyi çok takdir ediyorum. İki şeyi. Birincisi hani bir tweet attım seni kutlayan. Bunun sebebi şu, başarılı olman değil, arkadaşlarının oyun içinde seni arıyor oluşları. Yani aynen. Sıkışan seni arıyor. Bu çok Türk oyuncuların başına gelmiyor son dönemde de o yüzden bir gururlandım. Bizim takımlarımız olsa da bizim oyuncuların başına pek gelmiyor yani. Ona beni sevindiren o oldu. Sağ ol abi. Takım da ona alıştı diyebilirim ya. Çünkü bir yerden ben çıkıyorum hani o boş alanda. Cidden hani bir yerde pas bana geliyor. Genelde de hani bana soruyorlar ne yapıyorsun diyorlar saha içinde. Ben o doğru alanda, doğru yerde, doğru zamanda olmaya çalışıyorum. Tek şeyim bu. Çünkü takım içinde o kadar önlem alınabilecek oyuncular var ki. Larkin'i var, Mitch'i var, Simon'u var, Boboas'ı var, Moerman'ı, Singleton'ı. Yani James Anderson'ı say gidiyor hani. Değil mi? Say gidiyor. Benim işim onların önüne çıkmadan en doğru yerde, en doğru zamanda bulunmak. Bu kadar basit. Başka bir şey yapmıyorum yani. Bütün sezonda da bir şey yap, bunun dışında bir şey yapmadım. Yarı finalde de, finalde de. Peki maç içinde Larkin'e böyle içinden ya da ona ya hadi gir devreye kardeşim, hadi falan dedin mi? O çok ne zaman başlayacaksın? O çok oldu. İlk yarıda Mitch'e çok oldu, Larkin'e çok oldu, Simon var, Rodrik var. Bu sadece final içinde değil, yarı finalde de oldu, sezon içinde de oldu. Hayır bu tamamen karşılıklı. Ben biliyorum, onların da bana sövdüğünü biliyorum. Onların da bana konuştuğunu biliyorum. Ama bu herkes birbirini tamamıyla o push etme, en iyisini zorlama, en iyisini isteme durumundan dolayı oluyor. Çünkü biliyorsun neler yapabileceğini görmüşsün 3 sene boyunca. En iyisi neresi? Kimse yetinemiyor hani o anki durumdan dolayı. Daha iyisini istiyor herkes birbirinden. Tek serbest atış kaçırdın değil mi Final Four'da? Evet. Onu da niye kaçırdım hiç bilmiyorum. Hayır, yani. Uzunların daha zor olur ya. Orada daha fazla şey beklenir, ya, hata öyle, beklenir. Öyle. Çok mu çalışıyorsun? Bir de oyun planı onun üzerine mi kuruluydu? Yani 30 küsür tane attınız finalde değil mi serbest atış? Oraya mı gitti oyun yoksa? Oyun oraya gitti. Maçın başlangıcında istediğimiz gibi başlayamadığımız için. Gerçi yani istediğimiz gibi başladık, o doğru şutları sokamadık. Hı hı. Barcelona'da biraz
fiziksel bir oyun oynamaya çalıştı ilk yarı. Tamamıyla onun üstünden gitti oyun. Ya madem olmadı. Öyle istiyorsunuz peki madem öyle oynayalım. Öyle, içeriye penetreler, onlar bunlar temas almaya çalışmak. Ya en basit hiç enerji sarf etmeden sayı atıyorsun faulde. Hani öyle düşün abi. Hiç en kolay sayı atabileceğin. İşte yani çok dev sporcuların bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşadığını da biliyoruz. Yani ya, muhtemelen Barcelona'lılar ya bunlar hani bu yüzdeyi bekliyorlar kadar mıdır sizden? Ya bence bu kadarını beklemiyorlardır. Bu kadarını bekle ama şimdi 3 sayı yemektense bir yani şimdi daha takımda şut atabilen çok uzun var şimdi. 4'te 3 3 sayı yemektense 4'te 3 foul almak değil mi? Daha hani matematik basit 4 yani. 4 tane üçlük atabildiniz değil mi finalde sadece? Vallahi istatistiğe hiç öyle bakmadım. İstatistiğe hiç bakmadım. Ben değil mi dediklerim öyle. İstatistiğe hiç bakmadım. Çok... Hani ne yani hiçbir şey bilmiyorum bana istatistik hakkında. Ben kupayı almışım kaldırmışım. Aynen bana soruyorlar ama... hani istatistiğe bakıyor şampanyamı musun? Şampanyamı patlatmışım. Evet hani orada yani maçtan sonra soruyorlar öyle olur muydu böyle olur muydu şöyle olsa daha mı iyi olurdu? Ya kupayı kazanmışız hani neyi konuşabiliriz ki daha? Ya daha ne istiyorsun? Aynen. Peki yarı finalden sonra mı röportajda menajerin olabilirim teklif evet, verdim? Evet. Hiç. Güzel savuşturdun ama. Abi ne diyebilirim ki? Yok, hiç, çok yok. Kitler adamı yani. Ya kitledim zaten ben orada ne diyeceğimi bilemedim. Yok var zaten benim dedin sonunda galiba değil mi? Var dedim. Var dedim ama şimdi hiç hatırlamıyorum. Hani yarı final maçından sonra hani böyle bir soru herhangi bir oyuncu sorulmuş mudur? güzel bence. Güzel soru. Peki yani... Şimdi hani kimle konuşsam tabii ben basketbolu seyrediyorum ama tabii asla çok büyük fikirler beyan edebilecek pozisyonda değilim. Ama kime sorsam herkes aynı şeyi söylüyor. 4-5 sene önce seninle ilgili bu noktaya gelebileceğine dair herhalde hemen kimsenin böyle bir inancı yoktu. Yani Sertaç herhalde işte bu seviyelerde devam eder diye düşünürken bir anda Final Four'a damga vuracak vuran bir adama dönüştün ve demin söyledim ya maç içinde arkadaş yani hakikaten yıldız oyuncuların aradığı bir güce dönüştüm. Bunu nasıl yaptın? Ha, bunu çalışarak yaptım başka. Niye daha önce çalışmamıştın işte onu soruyorum. Yani daha önce... bir gün geliyor be. Ya bir gün geliyor cidden bir şans geliyor. Yani niye daha önce de çalıştım. Daha önce de çalıştım. Şans bulamadım. Şans bulamadım olur. Kendi hatalarım olmuştur. Hiç, yani onlara hiçbir şey demiyorum. Yok bu zaten bu yani, bir bu sorgu değil sonra, yani. Bir soru yani kendi öz eleştirimi yapıyorum. Kendi hatalarım da tabii ki olmuştur. Şans gelmediği de olmuştur. Tembelliğim de tutmuştur. Ya bana ne demişliğim de olmuştur. Hani hiç bilmiyorum da hani. Ama bir karar vermişsin belli ki. Aynen. Hangisi yerde... dönüm? Beşiktaş'a transfer olmam mı Efes'e transfer olmam mı? Beşiktaş'a transfer olmam. Çünkü bana ilk ciddi şans Beşiktaş'ta geldi. Hmm. Ufuk abiye de teşekkür ederim. Hani bana güvendi, aldı, oynattı. Her yerde de söylüyorum. Ufuk abiye benim çok saygım var. Geldi beni. Bana ilk ciddi süreleri veren o. Oynamamda büyük pay sahibi. Bu seviyeye gelmemde büyük pay sahibi. Beşiktaş'tan sonra Efes'e geldim. Gene hani tamam dedim ulan oldu. Ama gene hani gene üçüncü pivot olarak başladım. Tamam dedim, hiç sıkıntı yok. Ben gene çalışacağım, edeceğim. Sıramı bekleyeceğim. Çünkü bir şans gelmesi lazım. Bir şans gelmesi lazım. O geldiği zaman onu... Hazır olman lazım. Orada hazır olman lazım. Çünkü ikinci bir şans gelmeyebilir. Doğru. Yani, o ikinci şans gelirse de ne zaman geleceğini bilemezsin. Çünkü o herkese aynı şekilde düşmüyor o şans. Sence sporu seyredenler, bunun üzerine yazanlar... Tabii eski sporculardan bahsetmiyorum ama bizim gibiler... Sizin acınızı, kederinizi falan çok net anlayabildiğimizi düşünüyor musunuz? Yoksa ya dışarıdan maval okuyor bunlar mı diyorsun? Taraftar içinde olabilir. Bu işler üzerine fikir yürütenler içinde olabilir. Çünkü sporculuk acılı bir şey de bir taraftan. Çok acılı bir şey yani. Ya anlayan da var. Dışarıdan çok hani çok atıp tutan da var. Kolay zannediliyor çok, değil mi? Çok kolay zannediliyor. Dışarıdan bakıyorlar. Ya şimdi Real Madrid'e gidiyorlar maç oynamaya. Madrid'e iki gün önceden gidiyorlar gezmeye. Madrid'de geziyorlar, maçını oynuyorlar, bir gün sonra dönüyorlar. Orada işte ne güzel yemeğini dışarıda yiyor, geziyor. Ama hiç öyle değil. Ya her yerde de söylüyorum şimdi. Biz Madrid'e iki gün önceden gidiyoruz diyelim ya da bir gün önceden gidiyoruz. Otelden, yani havaalanından otele, otelden salona, salondan otele bu kadar. Doğru. Ne dışarı çıkıyoruz, ne
geziyoruz, ne görüyoruz. Bazen sabah yatakta uyanıp burası neresiydi dediğin çok oluyor oldu, mu? Çok oldu, çok oldu. Bazen, abi, bazen öyle bir deplasman turu denk geliyor ki... oynuyorsun Baskonya, Barcelona, ertesi gün Afyon. Hani hangisini ne ara nasıl konsantre olacaksın? Değil mi? Çok farklı ama çok bunu zor. Dışarıdan gören Barcelona'yı görüyor, Madrid'i görüyor, Milano'yu görüyor. Zannediyorlar ki orada dolanıyorlar. Ben çok eski futbolcuyla daha sonra gazetecilik yaptıkları dönemde gezdiğimde şunu söyler. Ya 10 defa Madrid'e geldim, ilk defa anladım evet. dediklerini duyuyorum. Evet, çok var. Kariyerimin en ferah anı dediğin, bir numaraya koyduğun an neydi? Herhalde. Herhalde hani Euroleague şampiyonluğunun hani orada... Orada bir zaten orada bir finalden bitti. Zaten ağladım. Ağladıktan sonra böyle bir rahatlık geldi. Seyirci de olsa iyi olurdu ama değil mi? Seyirci olsa hani şu an gene hani tüylerim diken diken oldu. Seyirci olsa orada 10 bin kişi önünde. Peki bir sürü insan gidemedi oraya. Kim olsun isterdin yanında? Eşim olsun çok isterdim ya. Gelemedi mi? Gelemedi. Ya bu vize problemlerinden dolayı gelemedi. Nasıl olur öyle bir şey ya? Yapacak bir şey yok. Çok uğraştık. Çok zalimsiniz. Çok. Almanya. Sadece ama en azından sadece benim değil yani. Neredeyse bütün yabancıların eşleri gelmedi. O yüzden böyle bir rahatladım. Yani çünkü tek o orada olmasaydı cidden çok üzülürdüm. Yani yapacak bir şey yok ama sonunda kupa olduğu için en azından rahatladım hani. En azından elimde o kupayla döndüm eve. O bir rahatlık getirdi bana. Tek kelimeyle Ergin Ataman ya da tek cümleyle. Ya bunu benim söylememe gerek yok. Kendi de söyledi. Ben winner'ım dedi. Ben winner'ım dedi. O kanıtladı bir de hani o yüzden winner diyebilirim. Nasıl geçti bu Final Four boyunca? Yani biliyorum ki sporcular böyle hocalarına çok bakarlar. Yani ruh hali nasıl? Yani uçaktaki birisinin hostese bakıp hani türbülanstan düşüyor muyuz, düşmüyor muyuz anlaması gibi. Hocanın hal tavırları falan çok belirgindir. Mesela ben Şampiyonlar Ligi finalini seyredebildim mi bilmiyorum. Guardiola'nın kenardaki halinden ben oyuncu olsam bırakırdım maçı ki bıraktılar zaten. Bu Final Four'da da çok kritik anlar oldu yani. Maç hakikaten kaybetme noktasına geldiğiniz iki maçta da anlar oldu. Orada nasıl gördün Ergin Ataman'ın ruh halini? Yani hakikaten winner bu adam kazanacak mı dedin? Yoksa eyvah krize girdik mi dedin? Ya krize girdik dedim. Son bir molada uzun süre düşündü. Barcelona maçı mıydı? CSKA maçı. CSKA maçı. CSKA maçı. Uzun süre sürdü. Acaba ne yapsak diye. Ben krize girdik dedim ama bu tamamen kişisel görüşüm. Çünkü yiyoruz sayı atamıyoruz, yiyoruz sayı atamıyoruz. Ben orada kişisel görüşüm olarak hani oyuncu olarak konuştuk. Aha. Orada 2-3 kişi. Ben Ergin abiye hiç bakmadım. Bakamıyordum çünkü hani tamamen sahaya fokustum. Ya bir şey olacak, bir şey olacak ama kazanacağız hissiyatı vardı içimde. Yani kazanacağımızdan emindim ama kriz, işte o kriz... Larkin'e saydırıyordun yani. Ya tabii ki saydırıyordum. Tabii ki saydırıyordum. Ona hiç açık sözlüğüm, hiç sıkıntı yok. Ya ona maçtan sonra da söyledim. Yani o yüzden rahatlıkla söyleyebilirim, hiç sıkıntı yok. Tamam, biraz dışına çıkalım. Yani tabii büyük bir şampiyonluk bu. Tekrar tebrik ediyorum. Biraz dışında bir şeyler konuşalım. Bir duellomuz var. Hollywood mu, Kore sineması mı? Kore sinemasına meraklısın bizim kadar. Kore sineması, Uzak Doğu sineması izledim. Çok izlemedim ama izlediğim filmler var ama Hollywood'da... Yoksa Avrupa sineması falan da olabilir. Yok ya, Hollywood diyeyim ya. Hollywood. Çünkü çok deplasman yolculuğu yapıyoruz. Sürekli böyle Hollywood'un boş filmleri var ya. Böyle sabun köpüğü, böyle kafayı boşaltmak, rahatlatmak için o yüzden. O yüzden Hollywood. Yoksa Kore sineması deplasman yolculukları için çok ağır. Çok ağır. Bitmez o yolculuk. Bitmez, cidden bitmez. Bunalıma girersin abi. Maç da bitmez. Aynen öyle. Peki bir yemek masası kuruyorsun. Hı-hı. Güzel böyle artık hani artık emekli mi olmuşsun yoksa tatile mi çıkmışsın bilmiyorum. Ya da işte Türkiye ile olimpiyat mı kazanmışsın. Onları bilemiyorum. Güzel bir yemek masası kuruyorsun. Kimler olsun istersin orada? Tarih boyunca birileri de olabilir şu anda yaşamayan. Ne yemek istersin ve hangi şehirde olmak istersin? Ya şu an tarihten kimseyi düşünmek istemiyorum. Ya. Ben ya düşünürsem bulurum. Neyse ya işte, onu olur. Aklına ilk o gelir, bu gelir. Ben şu an anın tadını çıkarayım. Ben şu anki takım arkadaşlarımın hepsini o masada isterim. Çünkü 3 sene bir şeyler paylaştık. 3 sene bambaşka yani takım arkadaşların değil de o aile, kardeş, abi ilişkisi oldu artık o takım arkadaşlarından ziyade.
Nerede olsun peki? Nereye en çok seviyorsun? Hangi şehri? Şu an Köln. Şu an Köln. Şu an Köln. Yemekleri de Tibor Plyce'a bırakırım. O seçsin. Çünkü o bayağı kendi iştahına düşkün. Orada Köln'de en iyi şekilde bizi ağırlar. Oralı zaten, eminim. Değil mi? Oralı. Yani Köln doğumlu. Orada bizi en iyi şekilde ağırlar. Orada da pizza mizza işleri tamamen Türklerin elinde biliyorsun. Böyle ya bize uçakta İstanbul'da yemediğim döneri yedim diye şeyler geldi bana. Köln. Orada basın mensupları onlardan bunlardan. Ya ben Tibor'a güveniyorum ya. Tamam. Tatile Köln'e gidiyorsunuz. Aynen. Yani. Güzel şehir, ben severim. Kariyerine dönüp baktığında senin için en talihsiz an neydi? En talihsiz an? Omuz sakatlığım olabilir. Galatasaray'daki ikinci yılında galiba yanlış hatırlamıyorsam sezonu kapatmıştım Ocak'ta. İlk büyük imzan Galatasaray? Yok, ilk profesyonel imzam. İlk profesyonel imzam 18 yaşında imzaladım. 19 yaşında ciddi ameliyat oldum omuzdan. Eyvah, oynayamayacağım artık lan dediğin oldu mu hiç? O dönemde oynayamayacağım değil de hani ne zaman bu şekilde oynarım, ne zaman toparlarım düşüncesi çok kafama girdi. Çünkü çok zor. Çünkü hiçbir şey yapmıyorsun. Alışmışsın o tempoya, idmanlara, deplasmanlara alışmışsın. Hiçbir şey yapmıyorsun bir anda. 6 ay boyunca hiçbir şey yapmadım. Nasıl toparlayacağımı düşündüm. Oynar mıyım? Oynarsam nasıl oynarım? Böyle için içini yiyor. Neyse düşünme bu şu. Yok, geçti gitti artık. Orayı geçtim. Ben de açtım zaten onu. Peki. Futbol sorularımız var. Bu bir futbol programı. Olur, yok futbol. Sen meraklı mısındır? Takip ediyorum futbolu. Futbolcu olsaydın hangi pozisyonda oynamak isterdin? Denedin mi hiç? Onu da sorayım. Denedim de hiç çok büyük. Olmadı büyük mı? Yeteneksizim. Hani yapma ya. Büyük yeteneksizim ama o tamamen bu. Nerede büyüdün? Ben Edirne'de büyüdüm. Hangi pozisyon? Büyük ihtimal defansif orta saha olurum. Çünkü al ver. Hiç defanstan al topu. İleri at, ne yapıyorsa yapsınlar onlar hiç. Ben bakardım ne yapıyorlarsa yapsınlar diye hiç. Örümcek gibi ayağını her yere de uzar. Aynen. Olur yani. Aynen. Neden olmasın? Hiç sıkıntı yok. Bence en rahat pozisyon olabilir ya. Çok da para ediyor. Yani güzel, iyi oynarsan, güzel şekilde o işi yaparsan iyi para ediyor. Mesela Busquets'in... Ama çok geliştirdi, çok iyi. Yok, geliştirmesine bir şey demiyorum. Çok iyi oyuncu. Hiçbir şey demiyorum ama yeteneklerini say desen... Yani evet, tabii. Yani yok, çok ama belirli bir şeyi... Şamil'e, Nesta ile falan karşılaştırılmasın. Yok tabii, yani belirli bir şeyi en iyi seviyede yapıyor. Tabii. En üst düzeyde yapıyor. O yüzden defansif orta sahada... Ben bu işi yaparım diyorsun. Busquets'i örnek alırdım kendime, oradan yürürdüm. Peki böyle seni yerinden kaldıran, acayip şaşırdığın güzel bir gol hatırlıyor musun? Nedir, hangisidir? Hangisidir? Hacı'nın bir tane golü var. Bilbao'ydu galiba. Direğin dibinden. Evet, direğin dibinden. Son dakika golü. Yani, oradan da vurulmaz diye. Öyle vurulmaz. Kalecinin önüne gidiyorduk. Kalecinin kucağına gidiyordu top. Bir anda direğin dibinden girdi. Özel bir goldü. O bir de galiba Monaco golü. Direkt hani sol çaprazdan dümdüz yani çizgi gibi vurdu. Hani. Aynen. Evet, o da çok güzel goldü. O hala Şampiyonlar Ligi'nin böyle efsane golleri arasında gösterilip duruyor. Global olarak. Yani. Futbol ligi hangi kuralın basketbolda olmasını istersin? Ya da tam tersi de olabilir. Basketboldaki bir kural futbolda olsa iyi olur gibi. Basketboldaki bir kural. Çok zor soru ya. Boşver zaman. Çok zor soru. Sen... Uğur Ozan söyledi. Hani böyle site hayatını falan sevmiyor musun? Hayatın içinde olmayı, böyle şehrin merkezinde yaşamayı. Zorluk çekmiyor musun peki? 2 sene Galata'da oturdum. O çok güzel ya. Direkt apartmandan iniyorsun. Direkt insanların içindesin. Bütün mahalleye selam vererek, bütün esnafa selam vererek mesela otoparka gidiyorsun. İşte herkesle konuşuyorsun. İşte abi nasılsın, iyi misin? Ya maç nasıldı, maç güzel geçti. Güzel bir muhabbet oluyor. İkili ilişki çok güzel oluyor. Orada bir tane bakkalımız vardı. Her sefer sadece canım sıkıldığında oraya muhabbet etmeye gidiyordum. Çay içmeye gidiyordum. Yok, sadece çay içmeye. Yani tavla yoktu. Yani o kadar oturamıyorduk. Çok kalabalıktı. Ama olsa olurdu yani. Tavla da oynardım orada.
Güzel. Kahramanın kim? Kahramanım kim? Mehmet Okur. Güzel. Çünkü çok örnek aldığım biri ya. Hem kişisel yaşamı hem basketbol hayatı. Ya tamamen örnek alınacak biri. Hem aile Süper. Hayatı. Sevdim bu cevabı. Tabii şu anda evlisin ama hayranına çıkar mısın? Şey bir soru. Ece bana izin verir çıkarım ya. Çünkü ben de ona izin veririm. Hiç sıkıntı yok. Bilirim ben ne olacağını. Güzelmiş. Fobin var mı? Fobin var. Söylemek ister misin? İstemezsen söyleme. Yok söylerim. Çok saçma olacak ama yükseklik korkum var. Ama yükseklik göreceli bir kavram tabii. Evet hani ya... ya şöyle bir görece yani... Şimdi bir binanın tepesine çıkıp oradan aşağıya bakamam ama... Milyon tane uçak seyahati yapıyoruz. Orada bakabiliyor musun? Ya orada bakıyorum. Orada sıkıntı yok ama... Şimdi bir binanın tepesine çıkıp... Oradan aşağıya bakamam. O zaman bu penceresi açılmayan dev gökdelenlerde vakit geçirmen çok zor. Bir şekilde idare ederim ya. Çok zor ama şey yaparım. İdare Güzel. Ederim. Hobin var mı? Hobim... Çok tembel hobileri var bende. Çok film izlerim. Film, dizi. Lego yapıyorum evde. Evde hatta bir Lego bir köşe, Lego köşesi var. Yapma ya. Aha. Evde hatta Ece... Bayağı Ece... masraflı bir iş o. Çok masraflı iş. Ben de biliyorum çocuk olduğu için. Ece hatta bir o Legoları güzel bir şekilde sergilemek için bir köşe yaptı. O evde. Zaman buradan Lego'ya bir çağrıda bulunuyoruz. Vallahi hiç beklerim diyorsun. Hayır demem beklerim hiç sıkıntı yok. Güzelmiş. Köşesi var yani bayağı iyi. Evet. Duşta şarkı söyler misin? Duşta şarkı hiç denemedim. Senin tabii bir de duş konusu nasıl oluyor abi? Yani özel bir şey mi yapılıyor? Yok. Ben evde duş almıyorum neredeyse. He. O yüzden hiç evde duş alıp şarkı söylemeyi denemedim. takım içinde soyunma odasında daha çok garip karşılanır. Yok mu şarkı söyleyen hiç? Var. Şu rap yapanlar falan. Ya var var. Özellikle uçakta dönerken. Uçakta onun görüntüleri illaki çıkar. Uçakta dönerken herkes bir sırayla şarkı söyledi ya. Çok kötüydü. Herkes çok kötüydü. Yani çok kötüydü. Biz içinkini dinledik. Pek parlak değildi ama. Yok çok kötüydü. Çok kötüydü ya. Güzel. Oyunla ilgili ritüellerin var mı? Oyunla ilgili ritüellerim çok var. Formamı aynı sırada giyerim. Sahaya her zaman aynı ayakla çıkarım. Isınmadaki ritüellerim bellidir. Hiç dışına çıkmam. Peki değiştiriyor musun onları? Ya bu maçta yenildik artık bunu yapmayacağım dediğin oluyor mu? O maç değil de sene değişiyor bende. Yani mesela ip atlıyorum ısınmak için. O ipin sayısı belli. Kaç tane ip atladım belli. O süre mi diye soruyorlar. Yok diyorum ben. Sayısı belli. O kadar ip atlıyorum. Ne bir eksik ne bir fazla. Ne bir eksik ne bir fazla. Hatta o ipi nerede atladığım bile belli. Yapma Cidden ya. Vallahi. Çok manyaklık bir durum ama. Estağfurullah. Yok ben... Manyağım, bu konuda manyağım. Hiç sıkıntı yok. Sağ içinde ya da sağ dışında. Öyle bir performans görüyorsun ki inanamıyorsun. Vay be dediğin bir performans. Mesela geçen sene miydi? Barcelona maçında Larkin'in acayip saçma sapan böyle gitti, blokladı, göndü, acayip bir şut attı falan. Orada ne düşünüyorsun? Ya da öyle bir şey var mı? O iki sene önceydi. Hı-hı. Maçı hatırladım. Ama Larkin'in o 49 attığı maç. Hı-hı. Doğru. Aynen. O bir de saha içindeyim. Maçtan sonra bana sordular ne dersin diye. Ne diyeceğimi bilemedim. Delirmiş. Delirmiş dedim ya hani. Delirmiş dedim ya. 49 atılır mı ya? Ay bir de 25 dakikada attı. Öyle İnsan insana 49 sayı atar mı ya? Ay bir de bunu Avrupa'da yapıyor. Herkes ona önlem alıyor. Cidden hani herkes Larkin'e önlem alıyor. Herkes Larkin'in sayı atmaması için uğraşıyor. Adam gidiyor 49 sayı atıyor. Messi gibiydi değil mi? Evet. O dönem. En çok kime gülüyorsun? En çok kime gülüyorum? Bizim takımda komik çok insan var ya. Cidden. Düşünüyorum da bizim Bobo olabilir. Ha. Bobo çok komik bir adam. Öyle Cidden. Mi? İnanılmaz komik bir adam ya. Ya geliyor uçakta yanına kafasında tarayla yanında oturuyor. Yani, yani bunu da böyle istemsiz yapıyor. Yani komik olmaya çalışmıyor. Yani böyle komik olmaya çalışırsın ama... Doğal komik yani. Yani doğal komik. Böyle hareketleri komik. Geliyor, böyle konuşuyor. Yani
bütün sene bana şey taşınabilir oyun konsolu aldırmaya çalıştı bu elde oynananlar var ya. Aldırmaya çalıştı. Reklam yapmayayım. Söylemeyeyim diye uğraştı. Yani bu Nintendo Switch'lerden aldırmaya çalıştı. Almadım. Almayacağım dedim. Bu kadar uğraşma. Almayacağım dedim. Gitti bizim genç takımdaki genç oyuncuyu aldı. Beraber oynasınlar diye. Ay, yani isteseydin bak sana da alırdım dedi. Ay, al dedim. Almadı. Almadı artık. Geç kaldı. Aptalca bir yaralanma anın var mı? Adın var mı pardon? Var. Böyle altyapıda çalışırken sözde kendim bireysel idman yapıyorum. Kasa zıplaması yapıyorum, kasa sıçraması. Zıpladım, zıpladım. Böyle idmanın sonlarına doğru yoruldum. Ayağım kaydı. Direkt böyle hani... Kırık falan olmadı şey. Ya kırık değil ama öyle bir yaralı ki ayağım. Hala izi var hatta. bir maça çıkamadım o yüzden. En şanslı günün. En şanslı günüm. En şanslı günüm. Ece'yi söylemezsen bana çok darılır. Çok kızar. Evlendiğimiz gün. Harika. Evlendiğimiz gün. Şahane bir kazıklanman var mı? Takdir ettiğin karşıdakine. Bravo, vallahi çok güzel kazıkladın beni dediğin. Çok güzel kazıklama. Hatta direkt istemeden değil de bilerek yapıyor. Yani bak benim Tolga diye bir arkadaşım var. Diyor ki bak ben seni kazıklayacağım. Bak hazır ol diyor. Tamam diyorum hazırım. Direkt söylüyor bilerek. Bak bunu böyle yapacağız diyor. Tamam diyorum yapıyoruz. Tamam diyor rahatladın mı diyor. Rahatladım. Sen rahatladın mı? Rahatladım. Tamam beraber karşılıklı anlaşarak yapıyoruz bunu. Demek ki böyle bir ihtiyacın var. Evet evet. Yani ya şimdi başkasına olmaktansa şimdi tanıdığa gitmesi daha iyi. Güzel. Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim? En ünlü kişi. Şimdi düşünüyorum o kadar da ünlüsü yok. Şimdi Larkin desem olmaz takım arkadaşın derler. Olur canım en ünlü olsa. Yok takım arkadaşı derler. Bilmiyorum şimdi göreceli ya şimdi kime göre ünlü kime göre değil. Ama ben Larkin'deyim ya. Hatta Mitch de diyebilirim ikisi diyelim ya. Tamam. Biri MVP çünkü. Biri MVP biri ayrı bir seviyede. Biz de kendisini MVP yani. İlan etti. He kendisini ya biz de ilan ettik onu. Geçen senin MVP'siydi bizim için. Ya çok ayıp o yani sizin bence bu sene kazandıktan sonra geçtiğimiz senenin kupasını da vermeleri lazım size. Ergin abi istemiş zaten onu. Tabii canım. Kupa töreninde. Vallahi hayır demeyiz ya. Hayır demeyiz. Şimdi eminim ki Real Madrid Barcelona geçen seneki performansınız da olsa sizin onlara verirlerdi yani, kupayı. Ben sana söyleyeyim. Ya da lig yani bu şekilde tescil ediyoruz. Hadi alın kupanızı tabii falan canım. Denilebilirdi. Yani en azından bu sene kazandıktan sonra denilebilir. Yani madem siz kırılmadan, dökülmeden geldiniz, bu sene de yaptınız. Geçen seneki de biz verelim. Yani vermiyorlarsa bile biz verelim abi kupayı. İlk celebrity crush'ın kim? Yani böyle hani sinemada, televizyonda gençken falan ya aşık olduğun birisi var mı? Celebrity crush'ım. Friends çok izledim. Jennifer Aniston diyebilirim. Jennifer Aniston. Friends'e de ayrı bir... Yani 3-4 kere bitirdim. Yeni bölümü izledim. Onu daha izlemedim. Onu saklıyorum böyle. İzlemediyenler var, izlediyenler var. Ben de ama, henüz izlemedim. Ama ben onu şimdi yeni bir bölüm ya da film çekmektense o sohbeti ben daha çok ilgi çekici duyuyorum. Doğru. Ben de seçeceğim canım. Tek bir yemek hakkın var. Bundan sonra sadece onu yiyebileceksin. Ne olurdu? Ya da vazgeçemeyeceğin yemek hangisi? Vallahi İskender diyebilirim ya. Böyle güzel Bursa'da. Bu da popüler cevaplarımızdan biri. Yok, ama, çok geliyor. Ama şimdi Bursa'ya çok deplasmana gittik ana o garajda İskender kaç yemek. Kaç porsiyon yersin? Çok zor. Yani durduramam kendimi. Durduramazsın. Rekorun yani. Ne? Ya çok basketbolcular çok yiyorlar. Çok yiyorlar ya. Bir de ben fazla yiyorum. Öyle ortamlarda bir de ben fazla yiyorum. Kaç? 4 mi? 4 4,5 ya 5 galiba. Ama onu durdurdum. Kendimi durdurdum. Yoksa daha gider. Ya beni durdurdular. Kaç hamburger yiyebilirsin mesela? Normal ıslak hamburger mi yoksa... Şimdi onun da şeyi var. Islak hamburger. Islak hamburger. Rahat 10 tane yerim. Rahat hani. Ama hakkın canım. O kadar harekete yani. Hangi devirde yaşamak isterdin? Galiba 80'ler ya da 90'lar. Ama ya şu anki halimle 80'ler ya da 90'lar. Basketbolcu olurdun yani. Ya basketbolcu olurdum. Ya çok güzel geliyor. Çok ilgi çekici spor geliyor. Spor sergi ya. Zamanları. Sabahtan girer akşama kadar bütün maçları seyredersin. Aynen öyle. Bir de ya oradaki duygu, oradaki hissiyat. Herkes sağ içinde bir de. Böyle öyle ama sigara dumanı basardı ya. Ya biliyorum ama. Bayağı kahvehane gibi olurdu ya. Tribünler biraz daha uzak ya.
Şimdi tribünler uzak, sağ içindeki tribün kısmı biraz daha şey, sponsorlar, iş adamları, aile yakınları oluyor. O taraftarların... Atmosfer çok yüksek tabii. Yani özellikle ben Abtipeşi'deki, o Galatasaray'da oynarken Abtipeşi'deki atmosferi falan hatırlıyorum. Güzel, evet. Onun daha eskisi spor sergiyi falan gördüğüm zaman daha başka şeyler olurdu. Güzelmiş. Hiç polis tarafından durduruldun mu? Garip bir şey geldi mi başına? Şaşırıyorlar mı seni görünce? Beni tanımıyorlar. Soruyorlar bir de basketçi misin diye. Bir kere şey oldu. Artık tanırlar merak etme. Bir kere İdmandan ya da maçtan çıkıyordum. Bir polis durdurdu beni. Merhabalar dedim işte, iyi akşamlar. Ben maçtan çıktım. İşte bu da izin belgem ya da sporcu kartım neyse. Biliyorum biliyorum dedi. Bekletmek istedim dedi. Sadece tanıdım, bekletmek istedim dedi. Evet. O yüzden. Tanışmak istemiş. Tanışmak istemiş. Yani. Saygı duydum hani böyle. Ne açık güzel. Sözlü olduğu için saygı duydum. Güzel. Kaytarma yalanın var mı? Kaytarma yalanım yok. Kaytarmaz mısın? Yok. Yani bir şey olmadığı sürece çok zor. Doğru söylerim diyorsun. Yani doğru şey söylerim. Sağlık ekibine de öyle yani. Diyorum ki sağlık ekibine, abi benim ayağım ağrıyor. Buz yapalım. Diyorlar ki bana ilaç ister misin? Yok. Yani bir şey yok çünkü. Hani biliyorum hani onu nasıl bir gün sonra geçeceğini ya da iki gün sonra geçeceğini. Yok diyorum, gerek yok. Güzel. Sevmediğin bir soru var mı? Sevmediğin bir soru. Basketçi misin? İnanmıyorlar çünkü bazen. İnanmayanlar var. Basketbol oynuyor musun? Aa boyun kaç? Aa orada havalar nasıl? Böyle hani eski klasik. Boy ayrımcılığı orada yapılıyor ya. Çok sıkıntılı. Ya çok çektim yani. Sıkıntılı bir süreç miydi okulda falan çok uzun boylu olmak? Ya okul çok insafsız oluyor ya. Orada o yaşta lisede, ortaokulda o çocuklar çok insafsız oluyor ya. Bilmez miyim? Bilinmeyen bir özelliğin var mı? Bilinmeyen bir özelliğim. Vallahi çok yok ya. Neysem oyum. Neysem o olmaya çalışıyorum. Ekstra kimseden bir şey saklamaya çalışmıyorum. Bana gelip sordukları sürece her şeyi anlatırım. Hiç sıkıntı yok. Favori şehrini öğrendik. Köln bundan sonra herhalde, değil mi? Onu soracaktım. Köln'den sonrası İstanbul. İstanbul. Teknenin adı ne? Ya da var mı? Teknem. Ya da olsaydı. Teknem yok. Olsaydı da kimseye söylemezdim. Genelde işte derler yani arkadaşının teknesi. En güzeli o. Hangi yeteneğe sahip olmak isterdin? Bir enstrüman çalmayı çok isterdim. Niye çalmıyorsun? Zaman yok çalışacak. Zaman yok. Çalışacak zaman yok. Bir de şimdi sırtında gitarla deplasmana gitmek. Hiç gördün mü öyle bir arkadaşın oldu mu? Yok öyle bir arkadaşım olmadı ama bir de takım içindeki muhabbeti bildiğim için cesaret edemezdim. Olmaz diyorsun. Hani ne yapacaksın o gitarla, ne yapacaksın, eyvah, nerede çalacaksın? Hiç gerek yok. Aynı muhabbeti ben yapacağımı bildiğim için gerek yok. Aldığın en ahlaksız teklif ne? Ya da oldun böyle bir şey? Yok, olmadı. Bundan sonra olabilir, dikkat et. herkese bir dövme yapma zorunluluğu geldi. Nerene ne dövmesi yaparsın? Dövme yapma zorunluluğu. Ece'nin adını yazdırırım. Ya da ilk opsiyonum Ece'nin adını yazdırırım. Ya da evlilik tarihimizi yazdırırım. Yoksa da kabul görmezse şampiyonluk kupasını yaptırırım koluma. Güzel. Evindeki en pahalı eşya ne? Evimdeki en pahalı eşya. O şimdi televizyondur, odur budur. Onlar pahalı ama benim için böyle en kıymetli eşya ayakkabılarım olabilir. Çok mu? Yeteri kadar var. Yeteri kadar var. Nasıl buluyorsun? Ayak numaran kaç? Ayak numaram 50,5. Ya yani genelde yurt dışından alıyorum. Sponsor falan getiriyor. Yok, sponsor yok. Yapma ya. Yok sponsor. Sponsorlarımızı buradan çağrıda bulunuyoruz. Şu an için görüşmeler var. Ama sponsorum yok. Bir de bende bu sneakerhead şeyi var, kafası var. Takımdaki Amerikalılarla da konuşuyorum. Aa bu çıkıyor geldi mi? Bugün gördün mü? Mesela Larkin'i çok kıskanıyorum. Size problemi yok. Yok. İstediği numarayı, istediği yerde, istediği modeli bulabiliyor. O yüzden onu çok kıskanıyorum ama ayakkabılarım benim için en kıymetli eşya. Güzel. Kendi ismini sosyal medyada arıyor musun hiç? Ya da işte arıyorum. Google'da falan ne yazmışlar, arıyorum, ne yapmışlar falan. Arıyorum. Var mı böyle komik, enteresan bir şey gördüğün oldu mu hiç? Aklına kalan. Bana
Ya bana sövenlere çok gülüyorum. Cidden çok gülüyorum. Bakıyorum işte maç başlangıcı inanılmaz. Sertaç çok iyi. O bu. İki şut kaçırıyorum. Aa, Sertaç eski ayarlarına döndü. Sertaç maçı verecek. Sertaç. Sertaç ciddi oluyor musun? Üzüyor mu seni bunlar? Yok, çok gülüyorum. Ha, gülüyorsun. Çok gülüyorum. Biliyorum çünkü onu, bana o şeyi yazanlar dışarıda beni görse fotoğraf çektirecek. Tabii. Yani biliyorum, o yüzden gülüyorum. Hiç ciddiye almıyorum. O ayrımı yapmaya öğrendim. Ayrımı belli oluyor ne yazdığından. Hiç dayak yedin mi? Dayak bana bulaşmadılar. Bulaşmazlar. O kavga konusunda bana bulaşmadılar. Nasıl yaklaşacaklar ki? Şöyle yani tutarsın. O kavgaya abi. Bana bulaşmadılar. Ben de kimseye bulaşmadım. Hani sağ içi dışında, o sağ içi kontaktır, dövüştür. Onlar dışında, sağ dışında yok hiç. Hiç linç yedin mi sosyal medyada? Çok yedim. Çok yedim. Hiç sert iş... Ya benim oyuna girmemi bekleyen bir tayfa var. Ergin niye Sertaç'ı oyuna alıyor? Özellikle o maça iddia oynanmışsa hiç attığım sayıdan mesela CSK maçında bir tane blok yedim. Sonra ribaundu aldım, basket foul oldu. 3 sayı oldu. Ama biri iddia oynamış. Sayı mı? Alt üst? Yok, alt üst değil. Kurbanov'du galiba, Nikita Kurbanov. Bu maçta blok yapamaz diye. Bana nasıl geçirmiş? Nasıl geçirmiş? Ama gülüyorum yani, başka bir şey yapamam ki, gülüyorum. Tabii. Ya çok mutlu ettin bizi geldiğin için. Yani şampiyon olduğunuzu zaten mutlu olduk. Bir Türk oyuncunun bu kadar kendini göstermesine ayrıca mutlu olduk. Abi ben teşekkür ederim. Bize geldin ya. Daha da mutlu olduk. Ben teşekkür ederim ya, ben buraya geldiğim için. Yani seni çok seviyorum. Eyvallah. Senin programlarını, yorumlarını karşılıklı çok seviyorum. Karşılıklı böyle bir de bir muhabbet etmek benim için inanılmaz bir duygu oldu. Kupayı görmedim ama bir ara... Abi, kupayı şey yaparım. Ben en kötü küçüğünü getiririm. Tamam. Abi, teşekkürler. Çok teşekkürler.